Telefon attı. Nurcan Hanım merhaba. Merhabalar Esra Hanım. Kaç yaşındasınız? 33 yaşındayım Esra Hanım. 33 yaşındasınız. Kaç çocuğunuz var? Benim toplamda 5 çocuğum var. 5 çocuk var maşallah. Evet. Şu an resmi olarak evliliğiniz devam ediyor mu? Ben evli falan değilim Esra Hanım. Oradakilerin hepsi yalan ve iftira. Mehmet Karaçete ile sizi kim tanıştırdı? Bizim Mehmet Karaçete ile Hüseyin diye biri tanıştırdı ama biz evlilik var dedi değil. Hüseyin Bey geldi dedi ki ne? Mehmet Bey'e dedi biz bakıcı arıyoruz dedi. Evet. Ben akıcı niyetine gittim. Bana bak, orada sarkıntılık yaptım. 20 gün yanında durdu. Bana resim nikah teklifinde bulundu. İmam nikah teklifinde bulundu. Ve ben hiçbir zaman onu reddettim. Yalan. Ya. 20 gün boyunca bakıcı olarak kaç para maaşı? Evet, bakıcıydım. Kaç para maaşı anlaştınız? 12 bin lirayla anlaştım. 12 bin lira. Aldınız mı paranızı evet, ayrılırken? Efendim? Paranızı ayrılırken aldınız mı? Evet, ayrılırken aldım. Ondan sonra 20 günlük, ben onu bıraktım. 20 günlük bedel yani çalışma bedeliniz, iş bedeliniz ne kadardı? Ne kadar hayır, aldınız? Hayır, hepsini almadım. Hayır, hepsini almadım Esra Hanım. Benim aldığım orada para 7 bin liraydı. Peki, dini nikah kıydınız mı bu bakıcılık olurken? Hayır, yalan. Hepsi iftira. Hepsi sizin iftira. Ailenizden, sizin ailenizden, kardeşleriniz ve anneniz varken sizi istedi mi? Hayır yalan. Geldi dedi ki ne bana bakıcılık lazım dedi. Bana bak dedi yemeğimi yap temizliğimi yap dedi. Ya Rabbim ya Resulallah. Ben öyleliğiyle gittim. Yalan. Bakın yalan. Siz profesyonel. Kendi sattı. Bir saniye. Boyları kendi sattı kızıyla beraber yedi. Profesör peki, olmuş. Peki şunu merak ediyorum. Şimdi siz bu beyefendinin hayatına 20 günde girdiniz. 20 günde evet, bu girişinizle beraber Mehmet amca nasıl 11 koyundan oldu. Diğer tarafta niye şu anda bankaya yaklaşık 100 bin liraya yakın bir kredi borcu var? Bunu nasıl bak, açıklarsınız? Ben de diyorum ki ne? Tabii açıklarım, onu da açıklarım. Ben de kızdı, götürdü onu bankaya. Hepsinin dekontunu çıkarabilirsiniz. Kim kızı kendi çektirdi? Bankaya götürdü. Bir dakika. Ben de akrabasıyla gittiler. Çektiler parayı. Koyunlar da akrabasına sattı. Kimin akrabası? Akrabanın ismini söyler misiniz? Anlamıyorum ben Mehmet Bey'in akrabanı. Nereden tanıyacağım? Ama ben... Dolmuşsun. Mehmet amca diyor ki ben ona diyor bakıcı ol. Hüseyin var ya senin arkadaşı. Yok kardeşim yok. O, beni bakıcı hayır, olarak bakıcı diyor tanıştırdı. Yalan konuşma da. Benim alnım açık ben oraya da çıkarım. Hiç sıkıntım buyurun, yok. Buyurun gelin. Ama benim oda. Buyurun ama gelin. Ama benim oda resimlerim, videolarım. Gelin buraya bekliyorum. İftira var ben, çünkü burada. Mehmet Bey'den önce kime bakmıştınız? Efendim? Ben kimse bakmadım ki. Tamam buyurun gelin buraya. Dört tane kızım vardı benim ona bakıyordum ben. Hayır hayır şunu soruyorum hani ilk kez mi? Şimdi Hüseyin Bey diyor ki birisi yaşlı bakımıyla ilgili. Evet ilk kez buna baktım. İlk kez baktım avukatanım. Evet ilk kez birine baktım böyle. Ha, Hüseyin de sen... bu konularda yardımcı oluyor size. Yok hayır ya o adamla ilgisi yok ya. Siz? Ben bunu... Ya bunu bana Hüseyin Bey getirdi dedi ki ne bunun kimsesi yok dedi. Kapısını çalan yok, yemeğini yapan yok dedi. Mahrem etimden ben öyleliğine bakıcı olarak gittim. Peki kimsesi olsaydı yine bakıcılık yapar mıydınız? Efendim? Kimsesi olsaydı, çocukları kızı yanında olsaydı ya da arada gelip nereden gitselerdi bakacağım? Yine bakıcı olur muydunuz? Ya adam gibi dursaydı bana zaten bakıcılık yapacaktım ki ne? Sizin evinize niye geldi? Bana. Mehmet Bey niye sizin evinize geldi? Bakıcılık hizmeti alan kişinin evinde bakarsınız. Ama şimdi Mehmet Bey tarif ediyor sizin evi. Ama işte benim evime geldiler Hüseyin Bey'le. Ben Hüseyin Bey'i çoktandır tanıyorum zaten. Kaç gün kaldı evinizde? Ya Ramazan'da beklettim ben. Bizim evimde hiç kalmadı. Yalan söylemesin. Bir kere geldi buraya. Ben bakıcı kaçınlı istiyorum dedi. Kaçınlı kocasıymış Esra Hanım? Ben istiyorum dedi. Ben kaçınlı böyle gittim. Yani orada neden yalan konuşuyor? Şimdi istiratıyor? Bana bakacak birini arıyorum. Benimle işte ben diyor bak hacı adamım diyor. Dini nikahsız bir kadını yanıma sokmam diyor. Benimle beraber kalacak olan kişiye dini nikah kıyılır. Hayat boyu bana bakacak ölene kadar yanımda sesim nefesim olacak. Ben öldükten sonra da maaşımı alacak. Hayır, hayır, aranızda hayır, böyle bir anlaşma Esra oldu mu? Hayır, hayır, hayır öyle bir şey yok. İftira kabul etmiyorum. Peki birliktelik yaşadınız mı? Asla, asla ayrı odalarda yapıp ben odamı kilitliyordum. Ben odamı kilitliyordum. Peki bu yani mesela bu birlikteliği yaşadığını iddia ediyor Mehmet Bey. Şu anda bizimle konuşmuş olduğunuz telefon. Hı hı. Kim aldı onu size? Neyi? Telefonu. Ya. Telefon alınmadı ki.
adamı. Ben bana telefonumla dedim ki Mehmet Bey neden o da öyle konuşuyorsun? Ne renk telefonunuz? Kalıbı şey... Efendim? Kılıfı ne renk telefonu? Kılıf değil, bu camlı. Camlı mavi. Mavi. Biraz açık önce mavi, de hı. Mehmet amca o kadar iyi biliyor ki aynı telefonu. Bu kadar. Hepsi. Peki Hüseyin Bey şimdi hatta Potralı. Olsa Nurcan Hanım tekrar soracağım. Sizi tanıştıran Hüseyin Bey telefon hattında olsa şunu söyler mi? Nurcan orada neden yalan söylüyor? Ben Nurcan'la Mehmet'i önceden evlendirmek için önceden tanıştırdım der mi demez mi? Çünkü bunun derdi benimle evlenmekti. Ben de reddedince bu böyle yapıyor, bu duruyor. Hayır, evet. Hüseyin yayına bağlansa, bak. Bağlansın dese ki benim Nurcan Esra Hanım, yalan söylüyor. Bizim dini, biz onlara dini nikah kıydık, istemeyi yaptık. Eş olarak Mehmet'le evlenmeyi istedi Nurcan der mi? Ya istediği kadar yalan söyledim, benim alnım açık diyorum Esra Hanım. Şimdi Mehmet amca yalan söyler de Hüseyin yalan söyler mi? Mehmet amcanın Hüseyin akrabası çünkü. Akrabası. Yok. Ben akrabası evet. Kesinlikle. Peki öz ve öz akrabası. Seninle tanıştırırken. Özür dilerim, bana değişine göre benim uzaktan akrabam dedi. Mehmet Bey dedi bunu bana. Tamam. Ama o tam tersini iddia ediyor. Ne? Siz bir dini nikah kıymışsınız. Nikah kıyan hoca nereden geldi Mehmet amca? Ben Gendiköylüm. Gendiköylüm. Kıyan hocanın adını kıyan söyle. Kıyan hoca. Gendiköylüm. Söyle adını söyle. Ali. Deprem. Ali Deprem. Ali. Sizin Osmaniye Tüysüz'den tanıdığınız biri mi? Evet. Dini nikah nerede kıyıldı? Evde. Kimin evinde? Benim evimde. Senin evinde. Kim evet. vardı dini nikah kıyılırken? Bir imam geç vakit kavuştuk eve. Ben onu buldum. Ali'yi buldum. Ben vardım. Bu Nurcan Hanım vardı. Çok büyük iftira atıyorsun Allah'tan. Evet söyle. Sinir etme. Ali vardı. O da uçak. Onları konuş orada. O da. Ben Nurcan'a farkındalık yaptım desene. Ya ben dedi. Benim annem açık ettirdi. Maşallah güzel sesin. Diyorsun. Tacize uğrayan ve mağdur olduğunu söylüyorsun. Fakat Mehmet amca ya senden bak, önce Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığına senden önce gidip şikayetçi olmuş. O niye senden önce bana savcılığa koşuyor? Tamam. Peki şikayetçi olursa beni neden karakol götürmedi Esra Hanım? Ha, neden ben ifade o zaman vermedin? Adalet burada. Ya ben diyorum ki ben diyor mutfakta yemek yaparken diyor Mehmet Bey diyor bana sarıldı diyor. Ben o dakika taciz evet. ettiği için evden ayrıldım diyor. Evet ayrıldım ya, hemen ya ayrıldım sen, zaten. Ya ben eşim olaraktan almışım ben yanaşmam yani şey olsa. Ya ne eşim yanaşmam ben yani. Babamın yaşındasın. Ben haram değil yanaşmam. Bak diyor sen babamın yaşındasın diyor. Ha. Babamın yaşındasın senin kafan git gel kafanı bak beni sinir etme. Sen, ne işi? Ya sen söylemedin mi? Sen ben yalanla benim işim yok. Erkeğin yaşı olmaz dedin. Anan verdim ya, dedi. Ya yalan etme. Yalan konuşuyorsun sen şu an ya. Oynadınız hepiniz. Şu anda birine bakıyor musunuz Nurcan Hanım? Yeni bir iş buldunuz mu? Efendim? Yeni bir iş buldunuz mu şu anda birine bakıyor? Yok maaşa bağlandım. Nasıl? Devlet tarafından maaşa bağlandım. Kızım, ne maaşıydın bu? Bu kızımı aldım aile destek maaşı alıyorum. Sen öyle kızınızla ilgili destek alıyorsunuz. Evet. Herhangi bir dini nikahlı beraberliğiniz de yok. Yok hayır yalan avukat hanımıştır. Hayır beyefendi dışında var mı şu anda medeni haliniz? Hayır yok. Hayır yok asla yok. Ben annem buradayım zaten. Yani tek başına yaşıyorsunuz kızınızla birlikte. Evet. Efendim? Tek başına yaşıyorsunuz kızınızla birlikte. Kızım var, annem var, abilerim var. Aynı değil. Peki annesinin adı ne Mehmet amca? Annesinin adını kendi biliyor. Ben bilmiyorum. Bilmiyorsun. Abilerin adı. Hadi biz sen adı da hadi bir dakika. Biz evliydik hadi. Sorsan annemin adı ne o zaman? Ne? Gelmişim yok da burada kalmışsın ya. Hadi. Yakaladığı bir yerde. Mehmet iftira atma. Allah'tan kork. Bunun Allah'ı da var.
ama sen gelmiş evine. Senin annen... Ben baktım diyorum. Baktım baktım. Annem güzel geldi. Ben bu adamdan dedim ki korkuyorum. Esra Hanım biz evlilik falan yok. Koyun hediye etti mi size? Koyun hediye etti mi? Hayır, koyun falan hediye etmedi. Koyunları sattı. Kızlarına verdi paraları. Bir tane size para hediye yok, etmiş. Hiç para yok. Hayır, para yalan. Hepsi iftira. Kabul etmiyorum ben bu iftiraları. Hepsi iftira atıyor bana. Evlenmedim diye bu böyle bana yapıyor. Ne hocam? Şunu kabul ederim. Seninle evlenmedi ama sen şimdi eve düşen yıldırım gibisin. Mehmet amcanın sen hayatına ama girene kadar bir dakika, Esra Hanım, bir kredi borcu yok, hiçbir şey yok, koyunları var. Sen onun hayatına girdikten sonra adam niye eksiye düşüyor? Tamam bir saniye. Bu adam 3 kere evlendi. Tamam. Bu adam 3 kere evlilik yaptı. İki tane karısı bunun affedersi donuna kadar aldı. Her şeyini aldı, tamam mı? Ben evlilik vardı olsaydım ben evliyim diyerdim ya da. Bunları nereden yalnız biliyorsun? İki defa evlen. Kendisi bana dedi, ben iki defa evlendim, komşuları dedi. Bunu dedim, kimsesi yok dedi. Ağaçta kimsesi yok, yemek yapanı yok dedi. Hüseyin Bey geldi burada bana dedi. Bunun sadece yemeğini yapacağım, temizliğini yapacağım dedi. Başka bir şey yok dedi. Gece kalıyor muydunuz bakıcılık işinde? Efendim? Gece kalıyor muydunuz bakıcılık işinde? Evet, kalıyordum. Yakın mı oturuyorsunuz birbirinize, uzak mı? Nasıl yani? Yani şimdi aynı böyle, sen de mi Osmaniye Tüysüz'desin, başka bir yerdesin? Evet, ben de Osmaniye'deyim. Peki hayır, mesela yemeği yapsan, temizlik yapsan gece kalmana gerek yok ki, senin bebeğin var çünkü. Ben bebeğimi de aldım, onun yanına gittim. Bebekle gittim yani. Ben ayrı odada yattım, o ayrı odada yattı. Öyle hayatım, şunu merak ediyorum. Yemek ve temizlikse dava. Sabah 9'da gelirsin, yani, akşam 5'e kadar hepsini bitirirsin. Çocuğa da annen bakar. Yok. Ne? Araba yok. Nasıl gidip geleceğim ben şimdi araba, size? Anladım. O yüzden araba var. Beraber yaşayalım dediniz. Şu an şu anki çocuğunuzun babası kim? Efendim? Çocuğun babası var mı? Biliyor mu böyle bir bebeği olduğunda? Tabii ki biliyor. Bizim mahkememiz bile var. Ha, anladım. Bir velayetle ilgili mi savaşınız var? Hayır. Velayet değil. Şöyle söyleyeyim kısacası. Ben kızımdan hamileyken ayrıldım zaten. Kendisi hem kimlik için üstüne alacak, hem de maddi ve manevi değerinde yardım edecek. Anladım. Onun mahkemesini açtık. Evlilik dışı dünyaya gelmiş anladığım kadarıyla. Teşekkür ediyorum Nurcan Hanım, bekliyorum sizi. Esra Hanım, ben geldim de bir yaşında kızım var, o yönde sıkıntı değil. Gelirim ama lütfen orada benim fotoğrafımı ve videomu kaldırmasını istiyorum. Tamam. Burada istirham var çünkü. Yok, burada da kalabilirsin, problem yok. Esra Hanım. Bekliyorum sizi. Ya... En başında evliliğin yaşı, erkeğin yaşı olmaz diyenler bir anda dönüp işleri bittiğinde babam yaşındasın, seninle ne işim olur diyiverirler. Gel Mehmet amca, yarın görüşeceğiz tekrar. Buyurun böyle. Anladım, gel. Teşekkür ederim. Görüşürüz Mehmet amca yarın, tamam mı? Gel. Böyle buyurun. Bir nefes, bunu dinmek için de geldim yani buraya. Neydi? Bir nefes, adalet, Esra Erol. Teşekkür ederim. Sağ olun. Seyrediyorum sizi. Mehmet amca, işte sen bana bu evliliği yapmadan önce sorsaydın. Ben buradan gitmem, evlenmeden gitmem zaten. Evlenmeden gitmez misin? Buradan gitmem, ATV'den gitmem. Mehmet amca, benim yeni programım sadece ayırıyor. Sağ ol. Hiç bu şakayı kabul etmedi, farkındasınız değil mi? Evlenmeden gitmeyeceğim diyor. Ya tabii aslında şimdi diğer tarafta çocukların kendi hayatı vardır ama yaşlıların yalnız bırakılması, onların suç örgütlerinin eline düşmesine, evlilik vaadiyle dolandırıcılığa, başlarına gelebilecek her türlü tehlikeye zemin hazırlıyor. Yalnızlık maalesef ki zor. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.